Caner, naber? Venom'un ilk filmi benim için çok ilginç bir deneyimdi. Çünkü Venom'un ilk filmi bariz bir şekilde inanılmaz kötü bir film olmasına rağmen dünya çapında 1 milyar doları geçen bir gişe yaptı ve daha da şaşırtıcı kısmı insanların bu filmi savunmasıydı. Neden Kestane Venom videosunu yayınladığımda yorumlarda bir kişi bile aksini iddia etmez derken belki de en fazla itiraz edilen Kestane videosu oldu. Bu da bana insanların eleştirel düşünmekten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aradan zaman geçti, Venom 2 çıktı ve bana şu tür mesajlar gelmeye başladı. Venom 1'e kestane dedin ama adamlar sana inat daha da iyisini yapmışlar. Şimdi çık, özür dile ve Venom 2 neden efsane yap? Aynen, şaka yapmıyorum. Ciddi ciddi Venom'un ilk filmine kestane dediğim için özür dilememi bekleyen bir kitle oluştu. Ama gerçekten özür dilemem gereken bir şey var. Kanalın tüm sıkı takipçilerinden Venom 2 kadar kötü bir filmin kestane videosunu yapmak için bu kadar beklediğimden dolayı çok özür dilerim. Video bu kadar geçe kaldı çünkü filmi ikinciye izlemek için klavyeye, mouse'a elim gitmedi. Ertelemek daha kolaydı, daha basitti. Ertelersem o eziyeti bir daha çekmeme gerek kalmayacaktı. Derken bir gün söz verdiğim üzere kanalın katıl üyelerine özel bir anket yaptım ve anket sonucu maalesef ki neden kestane Venom 2 oldu. Ben de kaderden kaçış yok diyerek filmi izlemeye başladım. Hazırsanız filmin aptallıklarına tek tek değinmeye başlayacağım ama önce kısaca. Eğer bir süredir almayı düşündüğünüz herhangi bir teknoloji ürünü varsa açıklamalardaki linkten ulaşabileceğiniz Inventus sitesine mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi dilerseniz filme ufaktan dokundurmaya başlayalım. Filmi izlerken aklıma takılan ilk şey tek özelliği çığlık atabilmek olan abla var ya, onu bir yerden başka bir yere naklederlerken neden ağzını kapatmadıkları oldu. Ya düşünüyorum, diyorum ki tek gücü çığlık atmak olan birini bir yerden bir yere taşıyacak olsam kesinlikle ağzını bağlardım. Mesela hatırlarsanız Dune filminde Lady Jessica sesi kullanabildiği için ağzını bağlıyorlardı. Hatta sırf gücünü kullanamasın diye sağır birisini bunu yakalamak için gönderiyorlardı. Hadi sağır birini geçtim, ağzını da kapatmadınız. Ulan en azından marketten 3 dolara bir kulaklık tıkacı da mı alamadınız? Böyle birinin yanına elinde silah olan bir polis sokmaktansa kulağında kulak tıkacı olan herhangi bir polisi sokarım daha iyi. Ama bir yandan da senaristleri benim gözümde gerizekalı konumunda oldukları için çok da kızamıyorum. Vicdan yapıyorum. Yazık lan, bunları düşünebilecek zekaları olsa düşünürlerdi zaten. Bu kadar aptal olmaları onların suçu değil nasıl olsa falan diyorum kendi kendime. Senaryonun aptalca kısımları olduğu gibi hiç olmayan kısımları var. Peki bu ne demek? Cassidy abi yıllardır hiçbir gazeteciye röportaj vermediği halde aniden Eddie'ye röportaj vermek istiyor. Peki neden diye sorarsanız, neden o kadar çok gazeteci arasında içinde Venom olanı seçti derseniz cevap yok. Aslında Eddie Brock karakteri bunu filmde katil abiye soruyor. Katil abi de buna çünkü seni severim Eddie diyor. Bu kadar. Senaristler bu kısmı açıklamak için beyin bile yormamışlar. Hani bunun bir adım sonrası, çünkü Allah Cassidy'yi öyle yarattı demek. Şimdi daha da ilginç bir şeye değineceğim. Cassidy'ye dikkat çekmek istiyorum. Hani Cassidy abi sevgilisine mesaj göndermek için gazeteye röportaj veriyor ya, benim aklıma takılan şey şu. Sevgilisini tuttukları çok gizli özel klinikte sevgilisine düzenli olarak gazete verdiklerini bu arkadaş nereden biliyor? Hadi sevgilisine her gün gazete getirdiklerini biliyor ama tam olarak hangi gazetenin verildiğini nereden biliyor? Ne bileyim, kadına New York Times'da veriliyor olabilir, The Liberator'da veriliyor olabilir, Kalyon'a ait Sabah da, Demirören'e ait Hürriyet de. Yani tam olarak yıllardır görmediği, nerede tutulduğunu bilmediği, hatta hayatta olup olmadığından bile bir haber olan sevgilisinin hangi gazeteyi okuduğunu nereden biliyor? Gelelim beni cringe eden... Saçmalı. Hani şu ikili restoranda buluşuyor ve evleneceğini haber veriyor ya, öncesinde Eddie diyor ki adli yardım işleri nasıl gidiyor? Kadın da diyor ki mazlumlara yardım etmeyi ne kadar sevdiğimi bilirsin Eddie. Ya sen bir film önce dünyayı ele geçirmeye çalışan adamın avukatı değil miydin? Ne ara mazlumlara yardım etmeyi seven iyilik meleğine dönüştün? Benzer bir saçmalık da Eddie'den geliyor. Eddie eski sevgilisinin evleneceğini öğrenince kontrolünü kaybedip ben onsuz yaşayamam edalarına giriyor ve intihara meyilli bir hale geliyor. Motoru son hız kullanmalar, motor kullanırken riskli hareketler yapmakla kalmayıp doğrudan bir arabanın üstüne sürmeler falan. Yemin ederim toksik Türk erkeği profili çizmişler karakteri. Venom son anda motorun yönünü değiştirerek çarpmayı engelliyor. Bu şu demek.
Filmde bize iyi olarak tanıtılan arkadaş sırf sinirlendiği için rastgele sevgililerin hayatını tehlikeye atmaktan bir an bile çekinmiyor. Ya o çarptığı araba panikle yoldan çıkıp kaza yapsaydı? Ya arka koltukta oturan ikizler Eddie yüzünden ölseydi? Arka koltukta ikizler olduğunu nereden biliyorsun diyenlere cevaben şunu söyleyeyim. Bilmiyorum ama işte sorun şu. Eddie de bilmiyor. Gerçi daha bariz senaryo hatalarını göremeyen aptal senaristler ve yönetmenin bu tür katmanlı bir şey düşünmesini beklemek hayalperestlik. Merak ettiği bir diğer bilgi ise Cassidy abinin nasıl olup da Eddie'ye mektup yazabildiği, daha doğrusu o mektubu nasıl gönderdiği. Canlar bakın, Amerika'da insanlar ev adresinin gizliliğine bizden daha çok özen gösteriyor. Mesela Amerika'da aynı iş yerinde yan yana 5 yıl çalışan iki iş arkadaşının birbirlerinin açık adreslerini bilmiyor olma ihtimalleri biliyor olma ihtimallerinden daha yüksek. Biz tanıştığımız gün sorarız ev adresini. Bu yüzden filmde bu detayı fark edememiş olabilirsiniz ama önemli bir detay. Nasıl yıllardır hapishanede yatan bir suçlu aktif olarak bir gazetede çalışan bir yazarın evini eliyle koymuş gibi bulabiliyor? Bu arada Cassidy abi, Thanos'un Iron Man'e dediği gibi sanki bilgiyle lanetlenmiş. İkinci buluşmada Eddie'yi sinir etmek için sevgilisinden ayrıldığı için dalga geçiyor. Ama soru yine aynı. Nereden biliyor amına koyayım sevgilisinden ayrıldığını? Üstelik Cassidy abi bu kadar bilgili olmasına rağmen aynı anda salak olmayı da başarabiliyor. İkinci buluşmada Cassidy, Eddie'yi tahrik ettiği için Venom Cassidy'ye saldırıyordu ya. Bakın, Venom Cassidy'yi alıp duvardan duvara vuruyor. Üstelik bunu parmaklıkların ardından bir insanın yapmasının imkansız olduğu şekilde yapıyor. Ardından Cassidy, Eddie'yi ısırıp kanının tadı farklı, yoksa bir sırrın mı var diyor. Lan geri zekalı, lan aptal, lan zeka özürlüsü. Az önce bu adam seni parmaklık ardından normalde olmayan bir uzuv çıkartarak duvardan duvara çarpmadı mı? Adamın bir sırrı olduğunu anlamak için illa kanının tadına mı bakman lazım? Ya bir karakter bu kadar da geri zekalı yapılmaz ki. Normalde duvara çarptığı anda anlarsınız bu işte bir terslik olduğunu. Ama inanır mısınız, buna rağmen filmdeki en aptal karakter Cassidy değil. Asıl aptal olanlar hapishane gardiyanları. Carnage'ın ilk ortaya çıktıktan sonra sağa sola zıplayarak insan öldürdüğü bir kısım var. Diyelim ki 2,5 metrelik, her tarafından kol çıkan tuhaf bir uzaylıyla karşılaşan masum bir köylüsünüz. Pardon, gardiyansınız. Tepkiniz ne olurdu? A. Kaçmak. B. İnek gören muhabir gibi kaçmak. İnek geliyor, inek geliyor. Kaç. C. Köpek kovalayan Doğu Demirkol gibi kaçmak. Lan! D. Kaçmak yerine silah çekerek dilini bilip bilmediğini uzaylıya kıpırdama diye bağırıp silah çekmek ve mermilerin uzaylının içinden geçtiğini gördükten, ona zarar veremediğini anladıktan sonra bile uzaylının üzerine yürümek. Soruyorum size, sizce filmde hangi şık yaşanmıştır? Evet, doğru bildiniz. Seçenekler arasında en aptalcası yaşandı. Ulan gerizekalı. Öğle yemeği de yürek arasına yürek mi koyup yedin? 2,5 metrelik canavarla karşılaştığında nasıl olur da kaçmazsın? O yaratıktan kaçmamanı mantıklı kılacak tek bir şey var, o da süper kahraman olmak. Peki sen süper kahraman mısın? Değilsin. O zaman niye kaçmadın ki? Gelelim bir diğer kısma. Carnage yardımıyla Cassidy'yi hapishanenin altını üstüne getirerek kaçtıktan sonra polis Eddie'ye gelip nasıl kaçmış olabilir diyor. Ya abi kafayı yiyeceğim, bak salıyorum küfürü, dikkat et. Koca hapishanede hiç mi güvenlik kamerası yok amına koyayım? Ya şu güvenlik kamerası dediğimiz beret icat edildiğinde hapishanelere bankalardan önce takıldı sırf insanlar kaçamasın, kaçanların da nasıl kaçtığı belli olsun diye. Ama filmin senaristlerine bu bilgiyi versen eminim 3 maymunu oynar gerizekalılar. Senaristlere saymaya devam edeceğim ancak henüz kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica edeceğim. Çünkü videolarımı düzenli izleyen her iki kişiden biri kanalıma abone değilmiş. Bu benim için bir tık üzücü bir istatistik. Değiştirmeye çalışıyorum durumu. Neyse, senaristlere dönelim. Filme motivasyon eklemeyi bile unutmuş aptal asalaklar. Carnage doğar doğmaz ya da oluşur oluşmaz, artık her ne derseniz, neyse. Doğar doğmaz ilk olarak diyor ki babamı öldürmeliyim. Peki Venom'u neden öldürmek istiyorsun anladık ama bunu isteme motivasyonun ne derseniz cevap maalesef filmde yok. Peki size bir şey soracağım. Hatta iki. İlk olarak sizce Venom'un cosplay etkinliğine katılması komik miydi? İkinci olarak verdiği saçma sapan insanlık mesajı neydi? Goradaki Arif'in uzaylı da olsa insan insandır sahnesini hatırlattı mı size de? Ama unutma, uzaylı da olsa insan insandır. Peki bir şey daha sorayım.
Carnage tam olarak ne zaman teknoloji uzmanı oldu? Doğrudan bilgisayara bağlanarak internetteki tüm verilere ulaşmalar falan. Simbiyotlar ne ara bu özelliği kazandı? Size de bu özelliği Benten isimli çizgi filmdeki güncelleme karakterini hatırlatmadı mı? Ve gelelim değineceğim son kısma. Şimdi film bize ne diyor? Cassidy abiyle yüksek ses çıkartabilen abla, çocukluğunda hapishaneyle kimsesizler yurdu karışımı bir yerde tanışmışlar ve oradan hiç ayrılmamışlar. Peki buna rağmen bu abla tam olarak ne zaman araba kullanmayı öğreniyor? Biri bana açıklayabilir mi? Hayatınızın neredeyse tamamı tecrit altında geçse, arabaya biner binmez kullanmayı nasıl öğrenirsiniz? Ben cevap bulamadım. Bulabilen yazsın. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.